Herkese merhaba, yeni bir ödül videosuna hoş geldiniz. Bugün iki tane hesabın geçtiğimiz haftaki VL ödüllerini açacağız. Bir tanesi Elite 3, bir tanesi Elite 1 yaptı. İlk başta bu sefer kendi hesabımı açmayacağım. Geçen hafta kendi hesabımı açmıştım. Şimdi Barış'ın Elite 3 olan hesabını açacağız. 23.7 bitirdi yanlış hatırlamıyorsam. Rivals'a da Division 1, Rank 1 bitirmiş olması lazım. Aynen, satılabilir paket alacağız onu. Geçtiğimiz hafta bir kez daha 27 bitirdim bu arada kendi hesabımda. Artık bu hafta inşallah kıracağım bunu. Bu hafta bir top 100'ümüz var gibi ama bilmiyorum. Çok umudumu kaybetmeye başladım. Neyse, çok uzatmayalım. Tots biliyorsunuz Cristiano Ronaldo var. Yani bir BPL gibi olmayacak hiçbir zaman hiçbir Tots. Hiçbir zaman yani Premier Lig'deki gibi 2-3 tane oyuncunun 2-3 milyon üstüne çıktığını göremeyeceğiz ama tabii Cristiano Ronaldo çok çok önemli. Oyunun en iyi kartı. Ve de işte Nine Gold olsun, Cancel olsun gene para eden oyuncularımız var. Bakalım Foot Champions ödüllerinden Barış'a ne çekeceğiz. Elite 3 bitirmiş. 3 tane player pickimiz olacak. Bir Jumbo Rare Players Pack, bir tane Premium Serie A Tots Players Pack ve de 70k coin. Evet, çok çok korkutucu bir sahne bu ya. Yani bu packlerden bilmiyorum, geçen hafta Griezmann çıktığında bile dehşete düşmüştüm. Yani çok belli etmemeye çalıştım ama bayağı dehşete düşmüştüm. Bak bu hafta Ronaldo çıkarsa ne yaparım bilmiyorum ya. Çıkmaz herhalde. Muhtemelen çıkmaz yani. O bize rast gelmez o. Evet. De Jong, Blind, Onana, Izzo, Sirigu. Yani buradan ne almak mantıklı? Bunda oynatılmaz zaten. Izzo alacağız herhalde 93. Ben buradan Izzo çekerim. İtalyan CB yani artık söylemek istemiyorum ama şeylerde SPC'de kullanılabilecek bir şey. Artık söylemek istemiyorum ya. Alalım. Izzo ile başladı. Kötü bir başlangıç. Bir Juventus'u birini alsak aslında hiç fena olmaz buradan. Çok şey istiyoruz ya. Gerçekten. Onunla Blin Deon galiba şey değil mi buradan? Fix değil mi? Buradan da Sirigu'yu alacağız. İki demini almamışız. Yani üzücü. Bu ikisini abi SBC'de linkleriz abi. Perfect linki var değil mi? Üçüncü player pickimiz. Güzel. 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 Quagliarella. En azından 96 rating ve güzel statları da bayağı iyi olan bir kart. Süper sub olabilecek bir kart. Güzel. 4-4. Gayet iyi. İyisin gene Barış'a. İyisin yani, o kadar kötü. Abi 3 tane Onana, 3 tane De Jong geldi. Vallahi o kadar kötü kartın arasında bence iyi geldi. Baksana abi. 88, 88, 87, 91. İyi ya. Quagliarella'ya geldi be. Hiç tamam. Sıkıntı yok. Evet, 3 tane Serie A oyuncusu. 3 tane İtalyan çektik. İyi değil ama çok da kötü olduğunu da söylemeyeceğim. Yani Quagliarella hiç fena bir sav olmaz. Ve de artık diğer paketlerimize geçelim. Toplamda 4 tane paketimiz var galiba. Bir tane Mega Pack, bir tane Ultimate Pack, bir tane Jumbo Rare Players Pack, bir tane de Premium Serie A Tots Pack. Bunlar hep satılabilir. Mega Pack'ten yavaştan başlayalım. Mega Pack'ten tabii ki de All Card gelmeyecek. Hatta board bile vermeyebilir diyeceğim. Evet, board bile vermedi. CT Burak Yılmaz, kral. Tots'u bitince tabi hemen geliyor. Bu ne abi? Mega Pack'ten 3 tane şey çıktı. Hani Babel'in de Süper Lig geçmişi olduğunu... Neyse abi, tamam, sıkıntı yok ya. Pepe, haftaya gelsen ölür müydün? Bunları aşağı gönderelim. Bu paket çok önemliydi. İkinci satılabilir paketimiz Jumbo Rare Players Pack. 24 tane Gold Rare oyuncu. Bir walkout görür müyüz? Evet, geçtiğimiz haftanın laneti devam ediyor galiba. Walkout görmemeye devam ediyoruz. En azından board olacak. Teşekkürler. Fransa, center back, Laporte. Valla iki haftadır paketlerden hiç walkout görmedim neredeyse. Şey dışında. Garantili Tots paketleri dışında. Ha, Glick bu arada iyi para ediyor galiba şu anda. Yani bu Glick'i 10k'dan satacak. Unutmasın onu. Piszczek de aynı şekilde. Yani Glick ve Piszczek. 10 arkadan geçecek şu anda SBC olduğu için. Tabii dikkat edin şeylere. Polonyalı oyunculara.
10K'dan gidiyor. Aklınızda olsun. Swap Deals SBCC yüzünden. Ultimate Pack. Bundan walkout versin. Lütfen. Artık ver bir şey ver çocuğa ya. Gerçekten mahcup olacağım artık ya. Gene yok abi. Gene yok. Gene walkout yok. Abi niye ya? Inform verdi. Yani o kadar gereksiz ki. Bu NG'ye de çıkmıştı galiba Uribe. Aynen. 10K para ediyor. Çok gereksiz ya. Of gerçekten görüyorsunuz ya. Ultimate Pack'ten bu kadar kötü paket gelmemeli ya. Bu kadar kötü oyuncular gelmemeli. Neyse yukarı atıyorum hepsini. Kendisi uğraşır. Yani üzülerek söylüyorum artık. Ve de günün en önemli paketi. Yani en azından Barış için şu anda. Premium Serie A Tot Pack. Umarım bir para çek bir şey çıkar. Umarım bilmiyorum Portekiz bayrağı görsek zaten ben şey olurum da görmeyiz muhtemelen. Hadi bakalım. Para çek bir şey çıksın. Para çek bir şey çıksın. Mecbur walkout. Kolibali mi? Evet. İyi. 96 çok iyi aslında Kolibali. İyi para ediyor en azından. Kaç para ediyorsun sen kral? 690k çok iyi. 700k para ediyor. Harika. Bayağı iyi. Bayağı iyi. O kadar. Zapata da geldi. Oo! Zapata depol bayağı iyi lan. Zapata 455k. Kulübeli 700k. Depol kaç paraymış? Depol da fena etmemesi lazım. 315k. Burası zaten sana ne kadar etti? 1300, 1400 para etti burası. Tax çıkınca 1300 falan etti. Gayet güzel. İyi, iyi, iyi. Yani şey de gelebilirdi. O iki tane 87-89 oyuncu var. Onlar ya kendime çağırıyorum değil mi şu an onları? İyi, 1300 para ettik buradan. Güzel. O zaman ne yapalım? Ay söz gitti. O zaman ne yapalım? Kendi hesabımıza geçelim. Bakalım orada ne çekeceğiz. Ya bir gerçekten o 89 ve 87'leri kendime çağırdım şu anda ya. Aman Allah Allah. Okey, kendi hesabımıza geçelim. Bir de orada bakalım. Evet, kendi hesabımıza geçtik. Barış'a aslında çok da kötü olmayan hafta sorularını çektikten sonra dediğim gibi elit paketi çok iyiydi. 1.3 milyonluk 1.3 milyon değerinde oyuncu geldi. Bakalım inşallah bize de öyle şeyler olabilir ya. Hiç hayır demem yani şu anda. Biz de elit 1 bitirdik. 27-3'lük skorla dediğim gibi beklemeyen kötü bir sonuç benim için. Yani ama bilmiyorum inşallah bu hafta top 100 yapacağım ya. Biraz da kafayı rahatlatıp gireceğim herhalde bu hafta VL'ye. Biraz da sakin oynarsam yapabileceğimi hala düşünüyorum. Rivals ürünlerinden ne almam gerektiğini şu an kesin emin değilim. Satılabilir mi alsam, satılamaz mı alsam? Galiba satılamaz alacağım ya. Yok ki satılabilir alayım ben. Ben satılabilir alayım yine. Bir tane Ultimate Pack, bir tane Mega Pack. Dün bu Rivals görevini yapacağım diye bayağı bir çabaladım. Hadi alalım ya, alalım. Sıkıntı yok. Bir Ultimate Pack, bir Mega Pack. Foot Champions ürünlerine geçelim. Elitleri bitirdiğimiz için iki tane Serie A Tot Player Pack verecek garantiyle. 2 tane Jumbo Rare Player Pack verecek 125k coin, 3 tane de Player Pack. Player Pack'lerden Allah'ım sen konuyu biliyorsun ya. Allah'ım sen konuyu biliyorsun ya. Van Persie, Tadic, Zapata. Bu nasıl bir şey yeğenim? Yiğidim. Bir dakika dur. Van Persie alamayacak zaten, o ayrı konu da. Zapata şimdi iyi bir pick. Kaçak 4-3 bu. Tadiç'e bakacağım bir de. Tadiç 4-4 ise 4-2 bu. Bilemedim. Zapata mı alsam, Tadiç mi alsam? Zapata'nın şeyi çok iyi bu arada. Fizikalı çok iyi galiba. STR 99. Bundan güzel sub olabilir diye düşünüyorum. Agility 81, balance 74. Tadiç nasıl? Ben Zapata alacağım buradan ya. Ya da bilemedim. Tadiç mi alayım? Ben Zapata alacağım buradan. Zapata kötü değil ama çok da iyi de değil. Bizim ben diğer forvet istiyorum abi. İtalya'daki diğer forvet istiyorum abi. Zahmet olmayacaksa. Gene Van Persie. Donnarumma. Bu heften kurtulamayacağım galiba. Fabian, Donnarumma.
Gel ya, donoruma gelsin. Gel abisi, gel. Beşinci informu gerçekten kanser etmişti beni. Yani hatırlıyorsunuzdur belki yayınlardan. Abi Portekizli istiyorum ya, lütfen. Bir tane Portekizli istiyorum. Şuradan kansero bile olsa bir tane Portekizli istiyorum ya. Lütfen. Hadi. Abi 3 tane Van Persie çektik, inanamıyorum ya. Gerçekten 3 tane Van Persie çektik. Neyse, süper sub olarak herhalde bunu alacağız. 4-4. Tam bir pırpır. Ama sprint speed niye 91 bunun ya? Diğer kartlar nasıl? Blind almam. Bunu hiç almam. Yedek olarak aslında Fabian mı alsak diyeceğim. Fabian da uygun değil. Yoksa Van Persie'ye bir şans mı versek ya? Stamina 74. Sprint speed 76 ya. Bu hayvan gibi şut çeker muhtemelen ama. Neyse, biz gene bildiğimizi alalım. Ve de üzülerek artık paketlere geçelim. Paketlerden inşallah iyi bir şey çıkar da en azından Van Dijk alabiliriz ya da Militao alabiliriz. Onu umuyorum. Şu ana tek ümidim o. Rose Packs. Ya çünkü Maldini, David Luiz ikilisini bırakmam lazım. Artık özellikle Maldini'yi bırakmam lazım. Toplamda kaç paketimiz var? Bir tane Ultimus, iki tane Jumbo Rare Players Pack, bir tane Mega Pack, iki tane de Premium Serie A Tote Pack. Mega Pack'ten başlayalım yine. Ya da sıradan gidelim mi? Ya yok, sıradan gidelim. Neyse, Mega Pack'ten başlayalım. Walkout görecek miyiz acaba bugün ya? Çok merak ediyorum. Evet, bu paketten beklentimiz yoktu zaten. Okey. Toplamda 24-24, 48, 78, 84 tane oyuncu girecek kulübe. Bakalım bunlardan işe yarar bir şey çıkacak mı? Jumbo Rare Players Pack. Walkout yok gene. Çok üzücü ya. Gerçekten paket şeyi çok üzücü. İyice düşürdüler abi. İyice düşürdüler. Leno. 84. Yani hiç işime yaramayacak şeyler. Gerçi fiyatlar ne durumda şu an onu da bilmiyorum ama 5-6K falan ediyor yani. İşime yaramaz gene de. Bakacağız. İkinci paketimiz, ikinci Jumbo Rare Players Pack'imiz. Bundan da walkout yok. Abi gerçekten ne oluyor ya? Bir de board bile vermedi. Board bile vermedi. Yok, çok kötü abi, paket şey çok kötü, bilmiyorum bu saatte niye böyle, bilmiyorum ya. Ya da hesabı geçen hafta Griezmann çıktı diye mi böyle yapıyor acaba? İnanılmaz kötü abi, inanılmaz kötü. Bir şey demiyorum ya, vallahi bir şey demiyorum yani. Hiçbir şey demiyorum abi. Daha kötü olabilir miydi acaba? Çok merak ediyorum ya. Daha kötü olabilir şimdi. Tot paketlerinde göreceğiz. Abi lütfen ya. Gerçekten para, yani Van Dijk'ı kulübe getirmemi sağlayacak bir şey çekmek istiyorum şu anda. Van Dijk olması lazım. Van Dijk'ın gelmesi lazım. İki tane Premium Serie A Tot paketi. Yani geçen hafta Elite 3'ten ne çektik? Bu hafta Elite 1'den ne çekiyoruz ya? Aklım almıyor abi. Aklım gerçekten almıyor. İlk paketimiz. İtalya, CB, İzo. İzo. Arkası Kore ve Kiesa. Gerçekten. Ah abi, ah. Ah. Ah kere ah. Kore 205K, Chiesa 231K, Izzo 235K, 600K. Eder Militao'ya gideriz bu paketten. Paketten Eder Militao'ya gideriz. Gider miyiz? 175K, yok Piatek'e bakıyormuşum şu anda. Kore'ye dedik değil mi? Aynen.
İkinciyi de açalım, kurtulalım artık şeyden. Bu sıkıntıdan diyeceğim artık. Son paketimiz artık bu şeyin son paketi. İtalya goalkeeper. Bu sefer Donnarumma geldi. Donnarumma kaç para? Sirigu gelmedi ama Donnarumma 140k. Arkasında bir şey olur mu ya? Ne olsun arkasında? Ne olsa seviniriz. 9 goal olsa falan seviniriz herhalde değil mi arkasında? İliçit Sirigu. Ya biz de sevinmek bu kadar abi. Sirigu 71k. İliçit nerede? Ha, İliçit burada. Orada 94k. Gerçekten çöp ya. Vallahi paket çöp ya. Gerçekten çok kötü ya. Neyse abi, gerçekten bir şey diyemiyorum. Yani bu takıma artık Van Dijk ve Eder Militao lazım. Ben herhalde bu hafta Eder Militao'yu alacağım. Maldini yerine oynatacağım. Çünkü David Luiz'den vazgeçemiyorum. Vazgeçemeyeceğim gibi de duruyor zaten. Ama dediğim gibi öyle Van Dijk alıp böyle öküz gibi upgrade yapamadık. Kısmetliymiş. Böyle. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki yayında veya videoda görüşmek üzere. Tabii Militao çok etkili olacaktı. Militao'nun etkisini hep beraber göreceğiz hafta sonu inşallah. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.